Ak Saray'a külliye demekle saray olmaktan çıkmadığı gibi atadıkları kayyuma da geçici belediye başkan vekili demekle de kayyumluktan çıkmazlar. Bu sistematik olarak, mantalite olarak, mekanizma olarak bir kayyumluktur. Bu devlet mekanizmasında kullanıldığı şekliyle. Gerçekten bu toplumda böylesine korkunç bir çürümeye, yozlaşmaya, inançların lime lime dökülmesine, hatta artık reddedilme noktasına gelmesinde bu iktidar ve zihniyeti kadar hem inanca, hem manevi değerlere, hem milli değerlere, ülkenin menfaatine, toplumsal huzura, toplumsal barışa, birlikte ortak huzurlu bir yaşama ihanet eden bir iktidar, kim olursa olsun, hangi iktidar bugüne kadar gelmiş olursa olsun, böylesine ihanet eden bir iktidar olmadığını düşünüyorum. Her geçen gün artan ama yaşadığımız her günkü pratikler bu kadar da olamaz, bu da olamaz diyebileceğimiz bütün kötülüklerin ne kadar sınırsız olduğunu gördük. Gerçekten AKP iktidarı döneminde kötülüğün, nefretin, şiddetin, bu da olamaz diyebileceğimiz hiçbir şeyin ne kadar sınırsız, kırmızı çizgisinin olmadığını gördük. Dolayısıyla bu yönüyle bile ne 12 Eylül'le kıyas edebiliyorum, ne 28 Şubat ile kıyas edebiliyorum. Geldiğimiz noktada kötülüğün öncüleri durumuna geldiler. Zulmün öncülüğü sesi durumuna geldiler. Bu noktada bizim çok daha dikkatli, çok daha etik, çok daha ahlaki, vicdani, inansal, politik duruşumuzu daha görünür kılmak durumundayız. Sesimizi daha görünür kılmak durumundayız.